olmadı, bu oldu. Ya. O olmadı, bu oldu. Körlük çocuğu köndeki güçlü attı finalde. Asilya Mitiş. Gol bu ya. Basket gol. Üçüncü çeyreklerin adamı. Bu kupayı sen almıştın. Şimdi senin öğrencin aynı takımla. I'm not serious for this. Ciddi değilim. Turkish. Şimdi sözümüzde Türkçe durduk. Konuşacağım. Bütün Türkiye bizi seyrediyorsunuz biliyorum. Sözümüzde durduk. Hem herkese, Türk halkına armağan olsun. Tüm Türk şehitlerimize, herkese armağan olsun. Kazanacağız seni. Aldık bu kupayı. EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes. Alkışlar sizin için. Kaptan Doğuş Balbay'ın ellerinde yükseliyor kupa. ...2021 EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes Genel Direktör Alper Yılmaz'la beraberiz. Alper abi, tebrik ederiz. Sağ ol İsmail, yeniden teşekkür ederim. Yaşadık bir anda o anları. Ben galiba ilk defa yaşadım o anı, yaşamıyordum. Öyle mi? Hatırlamıyor musunuz? Yani son iki dakikayı falan böyle hayal meyal şeyim. Bitiş düdüğüyle bayağı ağladığımı hatırlıyorum. Şimdi yine gözlerinizde oldu zaten. Ondan sonra işte sosyal medyadan takip ettiklerim. İlk defa bu kadar detaylı seyrediyorum başlangıçtaki görüntüleri. Öyle mi? Ondan biraz gözlerim doldu. Demin de seninle dışarıda konuşurken söylediğim gibi daha tam farkına varamadım herhalde ama bir daha benden alınamayacak bir Avrupa şampiyonluğu. Türkiye'den alınamayacak bir Avrupa şampiyonluğu. Daha çok mutluyuz, çok gururluyuz. En önemli nokta o. Biz de kendi ekibimizle konuşurken işte siz de yaşadınız, biz de yaşadık. Hani tatsız şeylerden bahsetmek istemiyorum ama vize problemleri yaşadık. Gidemedik, orada olmayı çok istiyorduk. Sizinle yaşamayı, o anı yaşamayı, yayını o şekilde aktarmayı. Gidemedik ama günün sonunda bunu bir arada yaşamak en önemlisi. İyi günü de kötü günü de bir arada yaşamak en önemlisi. Biz işte o mutsuz olduğumuz anları da birlikte yaşadık ve günün sonunda o şampiyonluk yayını hani... Birçok şeyi hayatta kaybedilebilir ama bu kaybolmayacak. Bu hep hayatınızın bir parçası olarak kalacak. Kimsenin sizden alamayacağı bir şey bu. O kesin. Yani en çok da ona mutluyum. Tabii ki çok zor bir sezonda, çok farklı koşullarda oynanan bir sezonda. Bazen hayatın dışındaki hiçbir şeyin önemli olmadığını hissettiğiniz, çok yoğun yaşadığınız bir sezonda en çok istediğimiz, en çok arzuladığımız hedefe ulaşabiliyor olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii gönül isterdi ki herkes orada olsun. 18 bin kişinin, 20 bin kişinin önünde olsun. Dışarıda binlerce taraftarımızla, basketbol sevdalısıyla buluşabilelim. Burada daha geniş insanlara, kitlelere ulaşabilelim ama bu şartlarda Avrupa şampiyonluğunu bir daha vereceğiz diyorsan ben bu şartlara razıyım yani. Kabul ederim. Tabii ki işte biz eninde sonunda yine işte birleştik, bir araya geldik, gördük kupayı da. Ama sizinle beraber olamayanlar, bu yolu hep sizinle yürüyüp beraber olamayanlar var ve final günü de İnatla ağlatacaksın yani. Yani final günü de önemli bir kayıp yaşadınız. Hani Allah rahmet eylesin diyoruz tekrar ailesine. Yani, başsağlığı diliyoruz Necati abinin. Biz geçen sezon yarım kalan sezondan beri dünya olarak, ülke olarak, birey olarak çok acı yaşadık.
ilk önce hiç tanımadığım, yani sadece maçlarda gördüğüm çok değerli Efesli Seyfullah'ı kaybettik. Ben senin de yakın arkadaşın, benim çok sevdiğim aile dostum Kartal'ı bu elem hastalığa kaybettik. Final Four sabahı, final sabahı 30 yıldır kulübümüzün çalışanı, daha yeni plaket törenini yaptığımız Necati abiyi kaybettik. Profesyoneliz diyoruz, işimizi yapıyoruz ama ben onların da cennetten bizi izlediğini, bizimle beraber olduğuna inanıyorum. Vasa, yani biraz buruz aslında. Vasa yani. Annesini kaybetti. Yani bir sürü insan yok aramızda maalesef. Bir sürü insanı kaybettik. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama en azından bu kötü günlerde ülkeye bir mutluluk getirdiğimiz için, bir sevinç getirdiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Umuyorum bir an önce biter. Ne zaman biteri bilmiyorum ama bir an önce biter. Biz seyircili oynamaya başlarız. Hiçbir insan hastalanmasın, hiçbir insan ölmesin. Hep sadece basketbol konuştuğumuz, üzerinden gittiğimiz zamanlar olsun. Ölenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlere başsağlığı diliyorum. Tabii kupayı aldıktan sonra Ergin abinin yaptığı konuşmada da biz bu maça bu seneye hazırlanırken aslında arkamızda birçok insan vardı. Yani Final Four sabahı Şırnak'tan askerler bize mesaj attı. Gerçekten mi? Hiç beklemediğimiz birçok insan destek mesajını iletti. Bana, takıma, Ergin abiye, oyunculara, Tuncay Bey'e. Yani uzun zamandır görmediğim bir birliktelikle biz o gücü hissederek çıktık. O yüzden aslında bu görevi tamamlama misyonu bizim için çok önemliydi. Tabii ki başta Tuncay Bey olmak üzere bütün yönetim kurulumuza, bütün Anadolu grubuna, bütün sponsorlarımıza hediye etmek gerekiyor. Öncelikle onların çok hak ettiği bu 45 yıldır Türk basketboluna, Türk gelişimine yatırım yapan insanların hak ettiği bir kupaydı. Onlara bunu getirebildiğimiz için, bu görevi tamamladığımız için mutluyuz. Ayrıca benden önce, bizden önce burada bu pozisyonlarda çalışan oyuncu, yönetici, antrenör olarak Umur abi, Pano abi, Engin abi, Aydın abi, rahmetli Aydın abi, Doğan yani abi, Faruk abi, Doğan Akyemez, Tamer abiler, Ufuklar, Volkanlar, Aytek abiler, bir sürü insan var. Bence bu kupada bugüne kadar Türkiye'de basketbola emek vermiş herkesin hakkı var. Sadece bizim takımın hakkı yok. Sadece tabii ki en büyük pay sahada oynayan çocukların ve teknik ekibin. Ama Türk basketboluna gönül veren herkesin, federasyonun, spor bakanlığının, herkesin bu kupada hakkı var. Hepsi sonuna kadar hak edilmiş bu kupanın sevincini yaşamayı hak ediyorlar bence. Gerçekten çok özel bir durum. 99'da Žalgiris Kaunas'ın Euroleague şampiyonluğu vardı. Alper Yılmaz hatırlarsınız tabii ki. Žalgiris Kaunas şampiyon olduğunda hiçbir oyuncusu, hiç ne antrenörü, ne oyuncusu, ne kulüp şampiyon olmamıştı daha önce. Yani herkes, kulüp dahil herkes ilk kez yaşıyordu şampiyonluğu. 99'dan bu yana ilk kez aynısı tekrarlandı şimdi. Yani hani bakıyorsun Dunstan iki kez Euroleague'in en iyi savunmacısı seçilmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş, bir sürü kariyerli oyuncular var. Ama kimsenin Euroleague şampiyonluğu yoktu. Bu fırsatı bir daha yakalayamayacağız değil mi? Yani bu da bir kere olacak bir şey zaten. Yani 99'dan bu yana ki modern Euroleague döneminin ilk kez başına böyle bir şey geliyor. Yani modern Euroleague döneminde ilk kez böyle bir şey oluyor. Daha önce hiçbir oyuncusu, hiçbir antrenörü, başkanı, kulübün kendisi şampiyonluk yaşamamış isimlerden oluşuyordu. Ama her şey bir tecrübeye dayanıyor aslında. Sonuçta bizim 2 sene önce oynadığımız final bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Bu finali nasıl oynamamız gerektiğini bütün oyuncularımız biliyorlardı. İlk maçta, ilk finalimizde bence hiçbirimiz bilmiyorduk. Çünkü buralarda ne olduğunu bilmiyorduk ama bu maça daha neyi beklediğini, o mücadelenin nasıl olması gerektiğini bilerek çıktılar ve neyin kaybettiklerinin de farkında olarak çıktılar. Daha önce o da ekstra bir motivasyondu. Bundan sonra Avrupa şampiyonu olmamış hiç kimse vardı diyemeyeceksin diye düşünüyorum. Artık herkeste herkesin, birer tane var değil mi? Herkesin bir tane, en azından bir tane var. Sana komik bir şey söyleyeyim. Baştan tabii. Sonra tebrik mesajlar geliyor. Yüzlerce geldi. Hatta neredeyse 1000'e yakın geldi. Çok sevdiğim, çok yakın arkadaşım Nikşe mesaj attı. Fırkaçın. Fırkaçın. Benim yanımda da Alper Yılmaz, Ömer Onan yerine Vasili Miçic. Lakin olsaydı ben de Avrupa şampiyonuydum diye. Hak
mısın dedim dedi. Yani şimdi orada da ama eskiden Anadolu Efes forması giymiş herkes de, yani benim en azından tanıdığım herkes de en az şu anda oynamış ve şampiyon olmuş kadar mutluydu. Sevinçim, gurur var. Efes ailesinin ne kadar aslında görünmez iplerle birbirine bağlı olduğunu da gösteriyor. O bakımdan da beni mutlu eden bir olay. Tabii inşallah son olmaz. Bundan sonra bir sürü kupaların ilki olur ama ilk her zaman özeldir biliyorsun. Evet. Ve Avrupa'nın en büyük kupasını getirebilmiş olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Şu anda da mesela hatta şu röportajın çekildiği anlarda Ergin abi kupayı Aydın abiye götürüyor. Kesin Aydın yani abiye götürmesi gerekirdi. Kesin yani zaten onların arasında çok farklı bir ilişki var. Benim aynı takımda olmasa bile milli takımlarda çalışabilme imkanım oldu ve bütün basketbolda zaten Türkiye'deki basketbolun yapı taşlarından biri Aydın abi. Ama Ergin abiyle ilişkileri, onun Efes'teki dönemi, yetişmesi gibi çok önemli bir yeri var. Doğrusunu yapıyor. Yani tabii çok gidecek, kupanın gideceği çok yer var ama Aydın abi bunların en başında. Siz getirmemişsiniz kupayı buraya. Ergin abi ben buraya da getirmişsin diye bekliyordum. En azından kendini ikiye getirseydin abi. Ben almadım. Öyle mi? Almadı mı? Euroleague'de sınırlı sayıda veriyorlar. Oradaki sınırlı sayıda verilen kupaları oyuncular ve antrenörler önceliğiyle aldık. Ondan sonra yenisini yaptırması çok daha kolay. Euroleague'le hemen şey yaptık. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz, bütün kulüp çalışanlarımız o kupadan bir tane alacaklar. Alacak. Peki, yani şampiyonluk yüzüğü gibi siz de böyle bir gelenek yapacaksınız. Şeyimiz var, zaten bütün madalyaları falan ben geldiğimden beri bütün çalışanlarımıza bir tane yaptık, veriyorum. Ama şampiyonluk yüzüğü planımız da var. Belki bir saat çalışmamız var. Yani sonuna kadar bunu kutlayacağız, değerlendireceğiz. Tabii önümüzde playofflar var biliyorsun. Onları bitirip ondan sonra... Alper abi senin bir file koleksiyonun vardır. Aldım ya. Parçasını. Aldım oyunculuk parçasını. Oyunculuk dönemin boyunca her şampiyonlukta fileyi kesen ve file toplayan bir kişiydin. Hatta oğlun da BGL şampiyonu sonrası değil mi? O da fileyi kesip o da kendisini aldı. Şimdi... Ben oyuncuyken fileleri kesiyordum. Yöneticiyken kazanılan her kupada bir fileyi kesiyor. O fileden bir parça alıyorum. Filenin parçası madalya ve olursa maç bileti, ki bu maçta bilet yoktu. Bilet. Akreditasyonu kullanacağım. Onları beraber çerçeveletiyorum. Odamın, ofisimin, kulüpteki ofisimin duvarında yer alıyor. Kim aldı burada fileyi? Benim parçasını aldı mı Doğuş aldı. Yani fileyi kestiğini görür görmez ben gittim zaten parçayı verdiğine. Öbür tarafı görmedim. Çok güzel. Peki ya birçok hikayesi var bu şampiyonluğun ama eminim yani hani dışı sizi içi bizi yani hani dışı bizi içi sizi yakıyordur herhalde. Neresinden başlasak bilmiyorum ama ben şu andan başlamak istiyorum. Shane Larkin, Vasilije Micić. Alper abi hadi gel kabul edelim. Yani bu ikisi bir ilk geldiklerinde ilk 3 sene önce birbirleriyle böyle çok iyi anlaşan, böyle aşırı saha içinde öyle birbirlerine çok pas veren iki oyuncu değildi. Nasıl oldu da böyle birbirine sarılmaya başladılar? Yani bu tabii ki öncelikle Ergin abinin ve teknik ekibin başarısı ama bütün basketbolcuların, iyi basketbolcuların ya da sporcuların ve antrenörlerin egosu yüksek. Sonuçta sahada en iyi olduklarını düşündükleri bir işi yapıyorlar. Hepsi için konuşuyorum ve özellikle gerçekten Avrupa'nın en üst seviyesinde olan iki guard için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama herkesin de başarıya açlığı var. Ve mantığıyla başarıya nasıl gidebileceğini kendi içerisinde yorumlayabiliyor. Tek başlarına başaramayacaklarının bunu diğer insanların da yardımıyla başarabileceklerini anlamaları çok uzun sürmedi. Dolayısıyla ikisi de birbiriyle oynamanın kendileri açısından avantaj olduğunu da gördüler. Diğer insanları da, diğer oyuncuları da işin içine katmaları gerektiğini fark ettiler. Öyle olduğu zaman hem oynanan oyundan zevk aldılar, hem çevresindeki insanlar mutlu olunca senin mutlu olman daha kolay. Ve tabii onları bir arada dengeli şekilde sahada tutabilmek de önemliydi. Onu da başarabildiklerini düşünüyorum. Başarabildiğimizi düşünüyorum. Saha dışında da Anadolu Efes'in zaten bir geleneği olarak çok az problemle ilerlediler. Bir de son 1,5 senedir aslında yani Mart 2020'den beri
birbirlerinden başka kimseyi de görmüyorlar maalesef. Yani. Şu arkandaki fotoğrafa hemen bir dönüp bakar mısın yani? Yani çok çok özel bir an. Çok şeyler, çok seviyorlar birbirlerini. Ya dışarıda evet. Ben hiç sıkıntı yaşadıklarını da görmedim. Yani. Yok, evet. Hatta şeyi hatırlıyorum, Larkin'in o ilk uyum sağlama sürecinde de hep şey vardı. Yani aslında çok iyi çocuk da bir türlü olmadı gibi böyle konuşuluyordu. İlk sene daha yani. İlk senenin ilk 3 ay kadar. İlk yeni yıla kadar yani 2019 yılına kadar. Hatta Ocak'taki bir Olympiakos maçı. İşte Larkin'in alışma problemi vardı ama çok kolay değil. İşte Avrupa'ya gel, iyi çok iyi sezon geçir, NBA'ye git, bir daha bekle, sonra hiç bilmediğin bir ülkeye gel. Orada oynadı. Peki o dönem gerçekten ayrılma durumu oldu mu? Hani böyle bir dedikodular çıkmıştı ya, işte yok Teodosic NBA'den gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ayrılmaya yaklaştık diyeyim. Yani o dönem ayrılmaya yaklaştık ama biz ona inancımızı hiç kaybetmedik. Ona da söyledik. Zaten onun da bize bu inancın karşılığını vereceğini biliyorduk. O da hiç bizi yanıltmadı. Ondan sonra da Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri oldu. Şu anda belki basketbolda en çok bilinen isim. Yani olimpiyatı Türkiye'de. Diyor, olimpiyata gideceğiz diyor. Türkiye'yi çok seviyor. Yani onda hiç sıkıntı yok. Ben bu kadar yoğurucu bir sezondan sonra acaba istemez mi, mırın kırın eder mi dedim ama milli takımla ilgili hiç şey yok. Yani ben gideceğim, oynayacağım, olimpiyata götüreceğim bu ülkeyi diyor. Ve ciddi ciddi götüreceğim diyor yani. Gerçekten seviyor. Yani şimdi ondan sonra bir de Simon'u da Türk yapacağız herhalde. Malatya'da. Malatya'ya parayı. Yani kötü. Sağ olsunlar valimiz, belediye başkanımız ulaşıyorlar. Malatya'ya gerçekten tabii mi? Tabii çağırıyorlar. Bu gerçekten. İnşallah final serisi biterse, bittikten sonra onun da programı, Simon'un da programı uyuyorsa götüreceğim. Yani ya şey, bir orijinal Malatyalı zaten yetiştirmişti Efes. Bir Furkan var değil mi? Yani Furkan Korkmaz zaten Malatya'dan çıkıyor. Mustafa Özben de bizim anasörümüz de o da. Yani hakikaten Malatyalı oldu. Malatyalılar da kabul etti. Bir de Simon 44 ile beraber Malatyalı oldu yani. Onun da aslında iyi de futbol oynuyormuş. Çok. Acaba yeni Malatya Spor'da oynar mı yani seneye düşünüyor? Bize lazım. Peki bütün bu hikayelerin içinde bir de Tuncay Bey var. Tuncay Özilhan var. 1976'da kurdu bu kulübü ve yani işte kulübün geçmiş hikayelerinde defalarca konuşulduğu üzere nerelerden nerelere gelmiş bir kulüp var. Şampiyonluk tabii ki herkes için çok mutluyum. Ben bir basketbol sever olarak ama ben Tuncay Bey için ayrı bir mutluluk hissediyorum. Yani kendisiyle birebir hiç sohbetim yok. Görünce hani selamlaşıyoruz sadece, o kadar. Ama çok mutluyum gerçekten kendisi için. Siz mesai harcıyorsunuz, onunla çalışıyorsunuz. Bu sene biz Anadolu Efes'in 45. senesini kutluyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren işte pandemisiz bir ortama geçersek etkinliklere de başlayacağız. Ve 45 senedir başkanımız Sayın Tuncay Özilhan. Hem bu kadar uzun süre başkanlığı yapabilmek, hem desteğini hiç çekmeden aynı seviyede tutmaya çalışabilmek gerçekten çok kolay değil. Avrupa'nın ilk kupasını kazanırken de başkan oydu. 3 sene önce Euroleague sonuncusu olduğumuzda da başkan oydu ama tavrından ve duruşundan hiç geri kalmadı. Bu Anadolu Efes Kulübü'nün zamanında parasını öder, her verilen sözü yerine getirir, doğru ve iyi çalışan bir kulüptür, en kurumsal kulüplerden biridir deniyor olmasının ilk sebebi Tuncay Bey'dir. Dolayısıyla en çok hak eden oydu bence kupayı. Ama neler hissetti? Onu da biraz sanki yani bu açıdan görünmüyor da zorla ittirdiniz tam gibi. Tam doğuşun arkasında. Tam doğuşun arkasında kalmış. Sağ olsun, o kadar da mütevazi bir insan ki. Gelmek istemiyor gibi kolundan diyor, dedim, siz hak ettiniz başkanım. Sizin orada olmanız gerekir. Yani o kupada sizin en çok emeğiniz var. Yılların birikimi var. Orada olmanız gerekir dedim de öyle götürdüler. Euroleague'de gerçekten onlar da farkındalar. Onlar da düşünmüşler. Tuncay Bey'e ayrıca bir kupa ayırmışlar. Ondan sonra ona da verdiler. Çok güzel. Kupayı. Çok göz önünde bulunmayı istemiyor. Ama evet. Bizim attığımız her adımda onun desteğini tam hemen doğuşun arkasında görüyoruz. Tam arkada, evet. Şapkasıyla. Bizim attığımız her adımda onun desteğini hissediyoruz. O da bize çok büyük güç veriyor. Onun hisleri nasıldı peki? Tabii ki çok mutluydu. Yani yılların beklentisi, sonuçta en büyük hedefi gerçekleştirmiş ama Tuncay Bey o gün çok sevinçliydi, çok mutluydu. Ertesi gün hemen senenin planlaması için. Başladınız mı? Yavaş yavaş başlıyoruz ama önümüzde işte bir final serisi var. O zaman onu ben bitirelim. Oraya geçeceğim kısaca yani. Ne oluyor şimdi? Larkin'de Misic kalacak mı? Bildiğim bir şey varsa söylersen sevinirim. Tabii ki biz tutmayı istiyoruz. Kalmalarını istiyoruz ama sonuçta NBA'ye gitmenin bu kadar kolaylaştığı bir ortamda
bu kadar başarılı oyuncuların nasıl gitmelerini engelleriz kısmını çok bilmiyorum. Çünkü hepsinin de sonuçta NBA'de oynama isteği, heyecanı var. Ve sonuna kadar da hak ediyorlar. Haklı bir istek. İyi bir teklif gelirse giderler miyi bilmiyorum ama kulübümüzde çok mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden biraz zaman alacak. İşte NBA'deki değerlendirmeleri görmek lazım. Sen daha iyi biliyorsun NBA'deki takas olur mu olmaz mı, Oklahoma'ya gider mi gitmez mi? Ya yani NBA hakları izleyiciler için de hani söylemiş olalım. NBA hakları Philadelphia'dan Oklahoma'ya takas edildi. Şu anda Oklahoma City Thunder'da Vasile Mitz için NBA hakları. Başka ama bir kulübe de gidemiyor yine şu an takas için. Yani şu anda sadece Oklahoma kontrat imzalayıp alırsa alır. Ama bu işler hani sadece öyle değil. Şimdi hatta yani bildiğim birçok takım da sizinle doğrudan iletişime geçiyor. Birçok NBA takımı da şimdi final serisinde ayrıca izlemeye geliyorlar Vasile Mitz için, Shane Larkin'i. Onlar da belki Mitz için hakları için takas yapacaklar ve almak isteyecekler. Yani hani sadece Oklahoma City Thunder olarak düşünmemek lazım. Başka takımların da talebi, isteği olabilir Mitsic için. Ya devam eden bir kontratı var değil mi Mitsic evet, için gelecek evet. sezon için? Opsiyonları var, kullanırlar kullanmazlar. Yani bizim de opsiyonumuz var ama ben kullanmayacağımı söyleyebilirim şimdi. Yani şimdi buradan açıklıyoruz ki Efes Mitsic'i serbest bırakmayacak ama Mitsic isterse NBA için var. İsterse de zaten bir yapabileceğim bir şey yok ama bize bu kadar hizmet etmiş bir oyuncunun hayallerini gerçekleştirmede de yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii yerini nasıl doldururuz kısmı şu an için çok zor gözüküyor. O yüzden gitmesini tercih etmiyoruz ama giderse de elimizden gelen en iyi şekilde transferle doldurmaya çalışacağız. Tabii ki bu güzel uğurlayacağız. Onun dışında sözleşmesi biten bir iki oyuncumuz var. Devam edip etmeme konusunda Ergin Hoca'nın raporu doğrultusunda hareket edeceğiz. Belki takımı gençleştirmek adına bir iki değişiklik yapabiliriz. Belki Türk ya da yabancı bir iki ekleme yapabiliriz ya da aynı şekilde takımı koruyabiliriz ama 3 senedir aynı takımda olmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Evet, bir yıpranma. Sonuçta herkes birbirinin nerede ne yapacağını biliyor ama rakipler de senin nerede ne yapacağını artık iyice biliyorlar ve çözümünü bulmaya çok yaklaşıyorlar. O yüzden eksik yanlarımızı güçlendirebilecek bir iki transferle belki ilerleyebiliriz. Peki Sertaç Şanlı'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü rakipler sizin ne yapacağınızı biliyor derken şimdi rakip analizleri yapılırken aslında Sertaç Şanlı çok önde olan bir isim değildi. Üçüncü pivotuydu bu kadronun. Ne oldu da ilk beş pivotu haline geldi? Biz aslında iki senedir diyeyim o bakımdan çok şanslıyız. Yani Dunstan'ın sakatlığıyla başlayan, ondan sonra Tibor'un ve Sertaç'ın rol almasıyla açığı kapattığımız, ondan sonra Tibor'un sakatlığıyla Dunstan ve Sertaç'la kapattığımız, ondan sonra işte çeşitli hastalık dönemleri nedeniyle gene diğerlerinin öne çıktığı ve devamlı başka biriyle doldurabildiğimiz noktaydı. Ama Sertaç özellikle Şubat ayından belki de Mart ayından itibaren çok iyi oynuyor. Guardlarla oynamaya alıştı. Dışarıdan zaten şut atan uzunlar gerçekten Ergin abinin sisteminde çok daha farklı bir rol oynuyor ve bir Türk oyuncunun burada böyle oynuyor olması hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. Ama Ergin abi de röportajlarında söylüyor, ben de söylüyorum. Ben takımın galibiyetini önemsiyorum. Yani Sertaç mı iyi oynamış, Larkin mi iyi oynamış, Simon mu iyi oynamış benim için önemli değil. Anadolu Efes'in kazanmış olması önemli. Tabii Sertaç kadar işte 2 dakika Tibor girdi, acayip katkı verdi, maçı döndürdü. Real Madrid serisinde maçın sonunda çok değerli. Dunstan işte ilerlemiş yaşı diyoruz ama gene girip mücadele ediyor, aslanlar gibi savaşıyor. Simon'un yaşı ilerlemiş diyoruz. Öyle Doğuş çok iyi. Buğra'nın girdiği zaman Euroleague'de, Türkiye Ligi'nde zaten ama Euroleague'de katkı veriyor. Yani isim isim şey yapamayız. Biz Anadolu Efes o spor kulübü olarak şampiyon olduk. Anadolu Efes spor kulübünün her oyuncusunun da her bu şampiyonlukta yani katkısı, payı var. Peki Jovar Lukas'a kızdınız mı Sertaç'a sorduğu soru için? Yok kızmayın. Kazandık da soruştuk. İlk maçtan sonra hatırlıyor musun? Menajerin olmak güzel bir duygudur. Menajerin yoksa ben geleyim diye böyle. Hani böyle bir Jovar Lukas'ın işte şakası var. Genç arkadaşlar geliyor. Abi menajerler ne yapalım ne edelim diyor. Ben onlara hep söylüyorum. İyi oynarken menajere ihtiyacınız yoktur. Kötü oynadığınız zaman menajere ihtiyaç olur diyor. O zaman da onlar ortada yoktur diyor. O yüzden yani onun da opsiyonu var. Büyük ihtimal biz kalmasını istiyoruz. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve büyük ihtimal Anadolu Efes'te kalır diye düşünüyorum. Ama yani basketbolcular ya da sporcular oynadıkları senenin parasını kazanırlar. Sonuçta o da sonunu gerçekten iyi oynadı ama daha işimiz bitmedi. Yani sezonumuz daha bitmedi. Daha bitmedi diyorsunuz. Peki Alper Yılmaz diğer taraftan
Şimdi oyuncu gelişiminden hep bahsediyoruz. Efes aslında yani şimdi Mitsic'i aldığınızda böyle bir oyuncu değildi Mitsic ve hani bütçesi de bu değildi. Ve oyuncular geliştikçe iki yol oluyor takımlar için. Ya bütçeyi artırıp oyuncuları tutmak zorundasınız ya da bütçeyi artırmadan oyuncuların gitmesine izin verip yenilerini almak zorundasınız. Burada kulüp olarak bu duruşu seçmeniz ve sonunda ödülünü almanız ne kadar zordu? Yani o karar böyle hemen bir el parmak şıklatmayla gelecek bir karar değil, değil mi? Ya dedi Tuncay Bey'in ve Anadolu grubunun, yönetim kurulumuzun çok büyük desteği var. Tabii ki diğer sponsorlarımızın da, yani grup dışında da birçok sponsorumuz var ve onların da katkıları var. Sonuçta her takımın, basketbol takımının şu anda zorlandığı ve şikayet ettiği nokta yüksek giderler ve bütçe sıkıntısı. Ama hedefinize ulaşabilme ışığını görüyorsanız katlanabildiğiniz bir sıkıntı bence. Sonuçta biz bu ışığı görebildik. 2 sene önce Final Four yaparak ve final oynayarak buralara gelebileceğimizi görebildik. Geçen sene neredeyse kazanıyorduk tadını hissettik. Bu sene de kazanacağımıza inanarak zaten başlamıştık ve sonunda ulaşabildik. Tabii inşallah böyle devam eder ama maliyetler arttıkça, oyuncuları iyi oynadıkça maliyetler artıyor. Maliyetler arttıkça da bunu karşılayabilmek çok kolaylaşmıyor. O yüzden buradan da senin sayende sponsorlara da, ortaklarımız olacak kurumlara da seslenelim. Basketbol yatırım yapmak için güzel bir mecra. Ve Avrupa'nın en yükseğinde iki Türk takımı var. Sadece tek Türk takımı değil, iki Türk takımı var. Sizi çok iyi yerlere beraber götürebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğine inanıyorum. Ya bu rekabetin ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Ben her finalde işte 5 senedir zaten bir Türk takımı finalde, artık o kadar normal geliyor ki yani her final anlattığımda başta Tuncay Bey, işte eskiden Aziz Yıldırım, şimdi Ali Koç, mutlaka onlara başta teşekkür etmeyi bir basketbol sever olarak kendime borç biliyorum ve mutlaka teşekkür ediyorum. Bu rekabetin, bu yatırımın sürmesi açısından Fenerbahçe Beko'nun duruşunu nasıl buluyorsunuz? Onların o yatırımı sürdürmesini? İyi bir rakip olmalı ki biz de yatırımı arttıralım, devam ettirelim. Yani devamlı kazanan, bizim için ya da Fenerbahçe Beko için ya da başka bir takım için devamlı kazanırsa, rekabet kalmazsa yatırım yapmanın bir anlamı kalmaz. Sonuçta mücadele edebilecek takımlara ihtiyacımız var ve özellikle Fenerbahçe Beko üzerinde söyleyebilirim, Gerardino üzerinde söyleyebilirim ki biz ne kadar sahada kıran kırana mücadele etsek de, bazen oyuncular arasında gerilim artsa da ya da taraftar arasında gerilim artsa da, benim çok sevdiğim, fikirlerine çok değer verdiğim bir insan ve çoğunlukla fikir danıştığım bir insan ve biz basketbolun büyümesi için beraber çalışmamız gerektiğini bilen insanlarız. Hem Euroleague seviyesinde, hem Türkiye seviyesinde, hem de genel basketbol penceresinde. Biz birbirimizle mücadelemizden destek alarak ilerleyen ekipleriz. Onların bulduğu ya da yarattığı bir değer bana kapı açar. Benim bulduğum ya da yarattığım bir değer onlara başka bir kapı açar. Diğer kulüpler için de bu böyle. Bütün Türkiye'deki Pınar Karşıyaka için de böyle, Galatasaray için de, Beşiktaş, Aykır Apex için de böyle. Yani sayamadım, Tofaş için de böyle. Yani hepsinin varlığına ihtiyacımız var. Tabii ki sahada sonuna kadar diş dişe sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama saha dışında büyük pencereye baktığınızda hepimizin beraber uyum içerisinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Seneye onların da tekrar Final Four, Fenerbahçe Beko'nun da Final Four'da olacağına inanıyorum. Bizim için de orada olabilmek çok zor bir süreç. En baştan başlayacağız. Ama orada olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Hep 2-2 devam ederiz umarım. İnşallah. Yani 2 sene önce söylüyorduk. Bu sene konuşuyorduk. İnşallah önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene ya da işte 10 sene içinde, 20 sene içinde finalde iki Türk takımı karşılaşacak. Kazanan yani, da iyi oynayan kazansın diyelim. Şimdi geçmişi konuşuyoruz hep. Şimdi Euroleague'in son 30 yılına baktığımız zamanda işte İtalya'daki Bologna rekabeti, Fortitudo Bologna ile Virtus Bologna, işte Yunanistan'daki Panathinaikos Olympiakos rekabeti, İspanya'daki Barcelona Real Madrid rekabeti, burada Anadolu Efes Fenerbahçe Beko rekabeti, yani hep bu rekabetler o ülkelerin kulüp basketbolunu çok yukarı çekmiş durumda ve şimdi de bunu görüyoruz. İnşallah devam eder. İnşallah devam eder. Peki tekrar şampiyonluk sonrasına dönelim. Eve döndünüz. Nilüfer abla, Aybala, Alp, ne hissettiniz? Yani onlarla konuştuğunuzda ben daha onları görmedim. Görmediniz ha? Gittiler tabii. ya benim geçen hafta çok önemli bir haftaydı.
İşte cuma günü yarı finali oynadık, kazandık. Cumartesi oğlum liseden mezun oldu. Ha maşallah. Orada olamadım. Kızımın mezuniyetine de gidememiştim. Orada da işte playoff serileri vardı. Ondan sonra pazar günü Avrupa şampiyonu olduk. Onlar da inşallah dönecekler. Daha bir şey yapamadık. Yani kupayı eve getir biz de görelim diyorlar. Almanya'ya da gelemediler. Evet. Hatta oğlum mezuniyetinden vazgeçip Almanya'ya gelecekti ama olmayınca en azından lise mezuniyetini gör oğlum dedik. Oraya gönderdik. İnşallah gelince görüşeceğiz ama telefonla konuştuk. Tabii ki çok mutlular. Yani benim oyunculuğumdan beri, hatta işte doğduğumdan beri beni bu işe sevk eden annem babam çok mutlu. Eşim, çocuklarım çok mutlu. Bütün ailem çok mutlu. Yani Türkiye'nin mutlu olması, hiç tanımadığım, bilmediğim insanların mutluluğunu görmek, sosyal medyada paylaşımlarını görmek benim için çok daha, kendi mutluluğumdan daha çok seviniyorum. Çünkü yaşadığımız şu dönemde ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ülke olarak da, insan olarak da, birey olarak da tekrar hayata tutunmaya, bir şekilde tutunmaya ihtiyacımız var. Biz bunun bir parçası olabildiğimiz için çok mutluyuz. Peki iş açısından değerlendirince Ergin Hoca ile çalışmak bir genel direktör için nasıl bir duygu? Ergin abi zor bir insan. Yani bunu şey yapmanın anlamı yok. Söylememenin anlamı yok. Ama konsantre olduğu zaman Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden biri. Ben oyuncusu olarak da, takım menajeri olarak da, genel direktör olarak da çalıştım. 25 senedir aralıklarla çalışıyorum. Dolayısıyla ne zaman gerildiğini ya da ne zaman bir şeyleri kabul edebileceğini biliyorum. Ve sağ olsun biz hiç sürtüşme yaşamadık. Benim yüzümden, onun çabalarıyla, benim çabalarımla, ama biz hiç sürtüşme yaşamadık. Tabii ki zorluğunu biliyorsanız ve kabul ediyorsanız, buna göre davranabiliyorsanız ve gerekli noktalarda neden olmadığını açıklayabiliyorsanız, o da gayet anlayışlı ve iyi. Ama zaten saha içinde ben hiçbir şekilde onun kararlarına ne karışırım ne şey yaparım. Olabileni olduruyorum, olamayanı da zaten olmuyor diye söylüyorum. O da orada anlayış gösteriyor. Ama zaten bu kişilik yapısında olmasa 4 farklı kupayı kazanacak bir antrenör olabileceğini de düşünmüyorum. Evet, yani Avrupa tarihinde şimdi Euroleague ile beraber 4 kazanan bir Ivković var. Yani Renesas'ın da 4 farklı kupası işte var. İşte bundan sonra işte NBA var şampiyonluk herhalde. ona gider miyi bilmiyorum ama. İddialı bayağı. 2 takviyeyle biz playoff yaparız. Yani ben işte dediğim gibi 96'da Telekom'da başladı bizim tanışmamız. İlk antrenörlük deneyimi de benim oyunculuğuma geldi. Yapabileceğine inandığı şey konusunda sonuna kadar mücadele ediyor ve başarıyor. Farklı kılan şey ne Alper abi? Ergin abi, yani Ergin Hoca'yı farklı kılan şey ne? Mesela hani işte çok taktik çeşitlilikten böyle işte hep böyle şey olur ya, Ergin abinin başarılarında hep oyuncular ön plana çıkar. Yani biraz işte çok... o oyuncuların neler yapabileceğini biliyor. Yani antrenmanda zaten görerek oyunculardan ne beklediğini ve bundan sonra ne gelebileceğini biliyor. O özgürlüğü de verdiği zaman oyuncular daha çok zevk almaya başlıyorlar. Tabii Ergin abinin sistemine alışınca basketbol oynamak, özellikle hücum anlamında basketbol oynamak da oyuncu için zevklidir. Yani herkes topu paylaşabilir, herkesin atış şansı olabilir. Bir de herkes kazanmayı sever. Kazandığın sürece bir sorun yok. Kaybettiğin sürede nasıl ilerleyebildiğin önemli. Geldiğinden beri biz hep yukarıya doğru bir çıkıştaydık. Yani ilk işi aldığı noktadan itibaren hep yukarıya bir çıkışla gittik. Zaten daha aşağısı yoktu. İşte yani bundan yani sonra aynı seviyede yani kalabilir miyiz? Euroleague sonunculuğundan geldik. Ama yani şeyi biliyorum. Onun da böyle daha önceki çalıştığı işlerde, bir Galatasaray'da bu kadar uzun süreli bir aralıksız çalışma şeyi var. Ondan sonra da zaten yetiştiği ve çalışmayı sevdiği kulüp Anadolu Efes'te. Şimdi 5,5 seneye gideceğiz inşallah önümüzdeki 2 seneyle beraber. Yani inşallah başarımız devam eder, uyumumuz devam eder ve yıllarca kalır ve ben en çok, zaten sen de biliyorsun, San Antonio hayranı, Spurs hayranı biri olarak işte Greg Popovich'in 22 yıldır galiba aynı işte çalışabiliyor olmasını hayranlıkla izliyorum. Dolayısıyla istikrarın en büyük noktalarından biri de antrenörü korumak. Biz kendisinden şu an için tabii ki çok mutluyuz, çok memnunuz.
Umuyorum hiç bir sıkıntı yaşamadan önümüzdeki yıllarda da böyle devam eder. Peki taraftara bir mesajınız var mı? Yani hem Efes taraftarına hem genel olarak Türk basketbol severlere. Ya, ben herkes Efes taraftarı olarak görüyorum ya da en azından Efes sempatizanı olarak görüyorum. Çünkü biz Anadolu Efes olarak kendimizi Türkiye'nin takımı olarak konumlandırmak istiyoruz. Futbol takımımız yok, voleybol takımımız yok, başka bir branşımız yok. Sadece erkek basketbol takımı olarak Avrupa'daki mücadelemizde Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün basketbol severleri Efes taraftarı olarak görüyorum ama sahaya gelip işte kötü günümüzde de iyi günümüzde de sahaya gelip bizi destekleyen birçok insan var ki çoğunu isim isim de tanıyorum. Hepsine kutlu mutlu olsun. Onlar da çok sevinçliler tabii ki. Yani onların da bu kadar senedir bekledikleri. Benim Efes maceram 2000 yılında başladı oyuncu olarak ama benden çok daha önce Efes'li olan birçok taraftarımız var. Onlara da mutlu olsun, kutlu olsun. Hiç merak etmesinler. O kupayla onları bir araya getireceğiz. Pandemi şartları ne zaman uygun şartlar sağlarsa gönüllerince kupayla ve oyuncularla bir arada olabilecekler. İnşallah önümüzdeki sezon normalleşmeye adımları hızlanır ve seyircili maçlar başlarsa salondaki etkinliklerimize de dahil olabilecekler. Ama sahadaki her oyuncu kadar, Ergin abi kadar, benim kadar bizim için televizyon başında, sahada, ekranda, radyoda neredeyse bizim için bize desteklerini, dualarını gönderen, totem yapan, uğur yapan herkesin emeği var. Hepsine kutlu mutlu olsun. Abi bunu açıklamayacaktım da şu üçüncü maç öncesi bir hata yaptık. Ben yaptım yani. O yüzden Real Madrid serisi biraz uzun sürdü beklediğimizden. Yani, totem konusunda biliyorsun benim üstüme... Ya ben de çok hassasım ama neden öyle bir hata yaptım bilmiyorum. Üçüncü maçtan önce sevgili izleyenler anlatayım. Alper abiyi aradım İspanya'da. Abi işte bugün kazanırsak ya nasıl kazanırız hani bugün kazanırsak şöyle şöyle maç sonu programı falan. Tamam peki İsmail'cim. Hayır İsmail'cim tamam artık konuşmayalım yeter diye böyle telefonu bir anda böyle elinden attın diye düşünüyorum yani, kapatmanın ötesinde. Şöyle söyleyeyim sana işte 6. senem benim genel direktörlükte. Artık 4 senedir 2 senede öğrendiler. Maç sonucuyla ilgili bana maç kazanırsak şöyle yaparız, kaybedersek şöyle yaparız dememeyi öğrendiler. Yani ben de normalde hiç şey yapmam da hani yayını planlayalım en azından diye. Halbuki yani, değil mi? Maç sonrasında konuşuruz yok, yani. Benim işte bazen takıntı noktasına geliyor. Biraz kendimi telkin yoluyla tedaviye çalışıyorum. Biraz aşama kaydettim ama. Onun tedavisi yok bizde de yok. Yani benim işte ayağım yarım santim öne gitti, ceketimin kıvrımı şöyleydi falan. Yani artık dayanılmayacak noktada. Bizde de işte Corey Higgins'e falan. Ama yaradı. Yani en basitini söyleyeyim artık bir daha nasıl olsa olmayacak diye. Ben final maçından önce korktum. Benchler değişti. Eyvah. Biliyorsun basket takımlarında şey vardır. Evet. Kazandığım yani, bench'te devam etme vardır ama kurallar gereği Barcelona'nın bench'i seçmesi lazım. Biz öbür tarafa geçtik. Dedim yani tamam yapacak bir şey yok o maç başka bu maç başka falan. Benchlerin başında koruma görevlisi var. İlk maçta bizim kazandığımız başta oradaydı. Euroleague'in güvenlik sorumlusu, Euroleague'in lig direktörü hepsine o arkadaş bizim bench'e gelecek. Geldi ve kazandık ama yani. Biz de Corey Higgins'e faul kaçırtmaya çalıştık. Olmadı yayında sürekli. Çünkü işte bizde de şöyle bir şey vardır. Bir oyuncu işte 7'de 7, 8'de 8 böyle gidiyorsa faulde. İhsan abinin biliyorum. İhsan abi. Evet şey. Onu yanlışlıkla söyledi. Larkin'i yarı finalde kalp krizi geçiriyor. Abi Misic'i söyledi. Misic kaçırdı. Sonra hani Higgins'e kaçırtmaya çalışıyoruz sürekli. Kaçırmadı. Larkin'i maç boyunca söylemedim zaten. Hiç söylemedik yani. Orada da onu tembihledim. Çünkü Misic'in kaçırmasına sebep olan şey oydu. Benim daha çok var da. Burada söylemeyeyim. Söylersem rakipler öğrenir. Bozmaya gelirler. Alper Yılmaz çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür tekrardan tebrik ederiz bu tarihi başarı. Bu arada bitirmeden önce sana ve senin ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. Yani dışarıda da söyledim ama bütün seneler boyunca ve bu sene özellikle seyircisiz bir ortamda bizim bütün maçlarımızı oradalarmış gibi seyircimizle, taraftarımızla buluşturduğunuz için ve bütün emekleriniz için sizin de bu kapıda bizim kadar emeğiniz hakkınız var. Estağfurullah. Onu. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz Alper Yılmaz. Daha nice şampiyonluklara inşallah.
Evet, Alper Yılmaz özel röportajı, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz özel röportajımız burada bitti. Euroleague yayınları beIN Sports'un farklı ekranlarında olmaya devam edecek. Hoşçakalın. Possession, gotta end.